korkulan oldu. Ülkemizde bir kişide maymun çiçeği vakası tespit edildi. Vatandaşlar maymun çiçeği hakkında ne biliyor? Nedir maymun çiçeği? İlk defa duyuyoruz biz de bunu. Maymun çiçeği nedir? Ne hastalığıdır? İyi mi, kötü mü? Bilgi veren yok. Yani bir hastalık çıktı, maymun işi, köpek işi, maydanoz işi, diyen diyene gidiyor yani. Ne diyelim? Korona gibi bir salgınlık gösterir mi? Yayılır mı ülkemize? Bilmiyorum onu. Gayrı doktorların işidir. Bunu doktorlar karar verecek yani. Yeni öğrendim ben de, hastalıkmış galiba. Ha? Her şey gelecek. Bu memlekete her yerden insan da gelir. Her tarafa seyahat özgürlüğü var. Kapan getirecek. Kaçışı kurtuluşu yok. Bu korona da geleceğiydi, gelmeyeceğiydi, geldi. O da gelecek. Eğer salgınlığı, nasıl diyeyim, salgınlık durumu nedir? Yayılma gücü nedir? Onu bilmeyik. Doktorlar bilir. Onun işi, herkes işini yapacak. Domuz gribi oldu. Kuş gribi oldu. Şimdi bir de maymun çiçeği çıktı. Allah kerim, ne diyebilirim? Başka hiçbir şey diyemem. İnşallah öyle bir şey yoktur ya. Bir kişi de görüldü. Görüldü mü? Evet. Kıbrıs'ta? Evet, ülkemizde. Hayırlı olsun da o zaman. Devletimize. İnşallah yaygında ilk de insana bir daha genem kapansın. O da önemli olan. Nedir maymun çiçeği? Bir bilginiz var mı? Evet, biliyorum ve bu tehlikeli bir durum. Yani burada bir kişi de görülmüş olması umarım artmaz bir ortada. Ülkemizde korona gibi bir yaygınlık gösterir mi? İnşallah göstermez. Maymun çiçeği bir hastalıktır. Öldürücü bir maddedir. Çiçek gibi bulaşık dolar her tarafına. Bu insanları nasıl koruyacak? İlacı var mı acaba? Sağlık Bakanlığı düşünsün onu. Hayatta her türlü hastalık var. Yalnız bizim insanlarımız pireyi deve eden bir insandır. Birkaç kere bulunursa ortalığı doldururlar. Yani pek inanasım gelmez. Tedavisini görecek. Yaygınlık gösterir mi korona gibi? Zannetmem. Ama halkımızın arasında gösterir. Ülkemizde bir tane maymun çiçeği vakası görüldü. Nedir maymun çiçeği? Pek bir bilgim yok da sanırım temas yoluyla bulaşan bir hastalık, öyle biliyorum ben. Maymun çiçeği bir çeşit şeydir. Bir çeşit hastalıktır. Bulaşıcı bir hastalıktır. Bu da Sağlık Bakanlığı'nın tedbir alacağı bir konudur. Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı'na göreve çağırıyoruz yani. Peki ülkemizde korona gibi bir yaygınlık gösterir mi? Kış aylarında arttığı söyleniyor. Yani bana çevremizde bir şey hissetmedik. Bu zannederim soğuk havaların getirdiği bir şeydir. Soğuk havalarda biliyorsunuz genellikle bu grip vakaları artar ve korona grip karışabiliyor. Çünkü belirtisiz, semptomsuz geçiren insanlar var ki onlardır tehlikeli. Ulaştırıyorlar yani bilmeden o da dolaşır. Görüyoruz çünkü çevremizde. Hiçbir şey hissedip test yapar, pozitif çünkü. O da muhtemelen gripe bağlı bir şeydir.